Herkese merhaba. Bugün herkesin çok seveceği, son derece sağlıklı bir galeta tarifim var sizlere. Glütensiz, sağlıklı beslenenler için ideal bir tarif. Çayınızın yanına çok yakışacağına inanıyorum. Galetemizi yapmak için öncelikle 1 su bardağı mercimeği güzelce yıkayalım ve 1 su bardağı su da güzelce haşlayalım. Suyunu çekene kadar ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirelim mercimekleri. Kullanacağımız malzemelerimizi hazırladıktan sonra ilk olarak haşlanmış ve suyunu çekmiş mercimekleri güzelce blenderdan geçirelim ve püre haline getirelim. Püre haline getirdiğimiz mercimekleri derin bir kasenin içine alalım ve sırasıyla hazırladığımız malzemelerimizi teker teker buharcın içine katalım. Yumurtanın beyazını üzerine sürmek için ayıracağız. Sarısını, 1 adet yumurta kullandım. Sarısını katıyorum. 1 kahve fincanı zeytinyağı kullandım. 1 çay kaşığı dolusu karbonat kullandım. Ve bunu aktifleştirmek için de 1 yemek kaşığı kadar sirke kattım ve güzelce karıştırdım. Harcımın içine ilave ettim. Malzeme listesini açıklamalar kısmında göreceksiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı çörek otu kullandım. 1 yemek kaşığı da yoğurdun katı yerinden kullandım. Bu arada tuzumuzu da ilave etmeyi unutmayalım. Tepeleme 1 çay kaşığı tuz yeterli olacaktır. Evet, şimdi geldi unumuza. Unumuz yarım su bardağı glutensiz un kullandım ben. Gördüğünüz gibi marketlerde satılan bir un türü. Tiroid hastalarının özellikle kullanması gereken bir un. Çölyak hastalarının en çok da kullanması gereken bir un. Un miktarını siz biraz daha arttırabilirsiniz. Bir bardağın 1/4'ünü de katabilirsiniz. Deneyecek olanlar tabii ki. Şimdi geldik şekil vermeye. Bir krema torbasına bütün malzemeyi alıyorum. Bunu düz tepsiye de döşeyebilirsiniz. Börek gibi döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra dilimleyerek servis yaparsınız. Ben böyle şekil versin istedim. Adı galete ya, galeteye benzesin istedim. Ama şekli çok da önemli değil. Önemli olan lezzeti. Bu krema torbaları gerçekten kurtarıcı. Her evde bulunması gereken bir araç diyeyim. Sıkma işlemimiz bittikten sonra yumurtamızın beyazını galetelerimizin üzerine süreceğiz. Sonra da susam ve ay çekirdeği kullandım ben. Siz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Üzerine serptim susam ve ay çekirdeğini. Sonra da 180 dereceli fırında 30 dakika pişirdim arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Normal galeteler gibi şöyle kıtır kıtır olmuyor ama son derece lezzetli bir galete oluyor. Atıştırmalık olarak, ara öğün olarak kullanabileceğimiz bir lezzet. Çayımızın yanına gerçekten çok yakışacak bir lezzet. Son derece de sağlıklı. Evet, galetelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk aldılar. Ve ben bunu pek çok kişiye tattırdım. Bugün okula götürdüm. Arkadaşlarım içinde mercimek olduğunu tahmin edemediler. Son derece lezzetli bir
tarif oldu. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.